Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten hayırlı günler. Bir önceki yapmış olduğum videoya izlemediyseniz gidin onu izleyin. Ondan sonra buraya gelirseniz sizler için daha faydalı olur. İsmi mülakata nasıl başvuru yapılır şeklindeydi. Toplamda 370 tane yorum gelmiş. Ben onlardan en fazla sorulan ve öz bilgileri barındıran yorumları buraya esas olarak aldım. Sizlere nasip olursa bu videoya paylaşıp sizleri daha detaylı olarak bilgilendirmeye çalışacağım. Bu videomuz biraz daha hızlı olacak çünkü benim de derse yetişmem lazım. Ondan dolayı hızlı bir şekilde bu videoyu yapalım. Hızlı konuşuyorsam birazcık yavaşlatıp siz bu videoyu izleyebilirsiniz. Hiç vaktimizi kaybetmeden arkadaşlar sorularımıza direkt başlayalım. Ben soruları buraya koyacağım nasip olursa. Siz oradan okuyup bazen tamamını okumamış olabilirim. Siz oradan okuyup cevabı buradan dinleyebilirsiniz. Hocam mülakata en çok sorulan ilmihal ya da siyer bilgilerinden soru cevap çalışması olarak video çeker misiniz? Veya bu konuyla ilgili pdf paylaşır mısınız? Arkadaşlar ilmihalin iki ciltlik pdf'ini aşağı kısma paylaşıyorum. Oradan özet olarak istediğiniz gibi istifade edip okuyabilirsiniz. Şu anda elimde belli bir kaynak yok. Mülakatta sorulan soruları bana iletebilirseniz mail yoluyla aşağı kısımda instagramda var. Instagram'dan da olur. Şu soru sorular sorulmuş daha önce diye bana iletirseniz ben o sorulardan bir video yapıp sizlere çekerim inşallah. Bu diğer sorumuz dualarla alakalı arkadaşlar. Yemek duasından farklı 3-4 tane dua varmış ve hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz. Benim daha önce sizlere ezberler pdf şeklinde bir şey paylaşmıştım. Onu hatırlayanlar için, hatırlamayanlar için de veyahut videoya yeni gelenler, yeni tanıyanlar için de aşağı kısma tüm ezberlerimizin olduğu pdf'i paylaşıyorum. Oradan indirip çıktısını alıp sonuçta bu size ömür boyu lazım olacak bir pdf olacak. Onun çıktısını alıp oradan ezberlerseniz sizler için daha iyi olur. Çünkü neden diye soracak olanlar için Diyanet bunu eğitim merkezlerinde hem ezberlettiriyor hem de mülakatta buna uygunluk derecesine bakıyor. Onları ezberlemeniz sizler için daha iyi olur diye düşünüyorum. Diğer sorumuz özgeçmişini arkadaşımız eksik doldurmuş. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Özgeçmiş gerçekten önemli arkadaşlar. Aldığınız sertifikaları vesaire onları hepsini yazın ve daha sonra bir hata yaptığınızı görüyorsanız müftülüğe onaylatmadan önce değiştirip düzenle seçeneği çıkıyor. Değiştirip tekrardan işin bakabilirsiniz. Ayrıca özgeçmiş konusunda topluluk sekmesinde iki tane video paylaşmıştım. Oradan bakıp özgeçmiş nasıl yazılır onlarla alakalı bilgi edinebilirsiniz. Veyahut YouTube'a özgeçmiş nasıl yazılır ya da etkili özgeçmiş nasıldır vesaire diye yazarsanız daha güzel bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz formasyonla alakalı. Dikap mezunu olan arkadaşlarımız lomanın içerisinde olarak veriliyormuş. Bu konu hakkında benim bir bilgim yok. Gerçekten bu sorulardan 370 sorudan 50-60 tane tanesi bununla alakalıydı. Eğer Diyanet'ten bununla alakalı kesin bir bilgi aldığınızsanız aşağıya yazın. Ben de onu yorumların en üst sekmesine sabitleyeyim. Diğer arkadaşlarımıza da cevap olsun. Diyanet'e bir arkadaşımız bununla alakalı sorup cevabını aldıysa lütfen aşağıya yazsın ama bazı müftülükler şu şekilde yapmışlar Dikap mezunlarına. Diploma numarasını aynısını formasyonla alakalı kutucuğa yazmışlar. Yani diploma numarasını formasyon numarasını da olarak yazıp koymuşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Bir arkadaşımız demiş ki mülakatlar hafta sonu da devam ed diyor mu Evet arkadaşlar mülakatlar hafta sonu da devam ediyor ve mülakat için sabahtan akşama kadar tüm gününüzü ayırmanız lazım. Çünkü sıralama geliyor ama bazen bazı arkadaşlar gelemiyor veyahut yetişemiyorlar onları daha sonra alıyorlar. O şekilde bir sıralama oluyor ve tüm gününüzü ayırmanız lazım. Ta ki sınava girip sınavınız bitti deyinceye kadar orada bulunmanız lazım. Onun için tüm gününüzü ayırmanız lazım diyorum yuvarlak bir şekilde. Arkadaşlar diğer bir sorumuz hem imamlık hem de müezzinliğe başvuru oluyor mu? Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar ya imamlığı seçmeniz lazım ya müezzinliği ikisinden birisini. Her taraftan soruyorsunuz hocam imamlığa mı başvuralım müezzinliğe mi başvuralım? Diyeceğim tek şey şu. Siz hangisine kendinizi layık görüyorsunuz hangisine layık olabilirseniz ona başvurun. Ben çünkü sizi tanımıyorum. Hiçbir şekilde o yazdığınız selamdan başka sizin hakkınızda hiçbir şey okumamışım. Aldığınız eğitimleri bilmiyorum. Ben bu konuda ısmarlama bilgi veremem arkadaşlar. Bunu kendinizi ölçüp tartıp kendinizi bulup ondan sonra başvuruyu ona göre yaparsanız siz için çok güzel olur. Sonuçta 2-3 yıllık vekillik gibi bir şey değil. Ömürlük bir meslek. İstifa etmeden yani memurluğa geçiyorsunuz. Ondan da istifa edecek haliniz yok. Kurtulamıyorsunuz yani. İmamlıksanız, imamlıkta müezzinlikseniz müezzinlikle devam ediyorsunuz. En azından bu ilk 6 yıl bu şekilde. Onun için kendiniz kendinizi ölçüp tartın. Ona göre bir şey yaparsanız sizler için daha iyi olur. Hakkınızı halledin. Çok hızlı konuşuyorum. Bazı yerlerde yanlış cümleler kullanmış olabilirim. Çünkü vaktimiz dar. Diğer bir sorumuz hocam tilaveti hangi hocamızdan dinleyelim. Arkadaşlar Ali Tel, İshak Danış, Fatih Çollak bu üç hocamızdan dinleyebilirsiniz tahkik ve tedbir usulü veyahut hadır usulü hatimlerde Davut Kaya'nın internet sitesinde hadır usulü diye yazarsanız hatta linkini ben aşağıya bırakayım bu hadır usulü ile alakalı Davut Kaya hasanet.net adresinden Davut Kaya'nın hadır usulü hatmi şerifini dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir de tahkik, tedbir ve hadır usulü okumalar nasıl diye soranlar var. Bunları ya ayrı bir video yapacağım ya da bir fotoğrafı topluluk kısmına giderseniz orada güzel bir şekilde sizlere açıklayacağım. Bunlar için beklemede kalın. Diğer bir sorumuz Sürekli en az bir eğitim alana girmeniz diyor. Hepsini yaptım, anlamıyorum. Arkadaşlar, eğitim bilgilerini doldurduktan sonra eğitim bilgilerini ekle kutucuğu var. Oraya eğitim bilgilerinizi kaydettirmezseniz bu şekilde bir hata alma olasınız çok yüksek. Onun için eğitim bilgilerinizi yazdıktan sonra eğitim bilgilerini kaydet derseniz bu hatayı almazsınız. Diğer bir sorumuz, kızımız İmam Hatip Lisesi mezunu, hafızlık yapıyor. Bitmedi hafızlığı. Hafızlığını işaretleyelim mi? İmam Hatip artı hafızlık bölümünü mü işaretleyelim? Arkadaşlar, bir şeyi bitirmediyseniz bu sınavı kazansanız dahi yani oraya bitirmediyseniz bitirdim diye yani bir belge yanlışlığı ve bu bir suçtur. Bunun için bitirdiğiniz her şeyi yazın. Bitirmediğiniz hiçbir şeyi yazmayın. Eğer hafızlık bitmediyse daha da belgeniz dahi yoksa veyahut hafız değilseniz de belge var gibi gösterdiyseniz ihraç edilebilirsiniz. Daha sonra sınava girmeden bunu anlarlarsa sınava almazlar. Sınavdan sonra anlarlarsa kesinlikle sizi sınavda başarısız sayarlar artı bir de size suç duyurusunda bulunabilirler. Onun için ne olarak mezunsanız onunla alakalı girin. Bir de şu şekilde sorular geliyor. İmatip Lisesi mezunuydum HPT'ye girerken. Şu anda ön lisansı bitirdim. Onu yazayım mı? Hayır arkadaşlar bunu yazamazsınız. Çünkü siz orta öğretim arkadaşlarıyla yarışmışsınız vakti zamanında. Ön lisansla yarışmamışsınız. Sizin puanınız ön lisans olmadığı için isterseniz 4 yıllık fakülte bitirin. Yine orta öğretim yazmak zorundasınız. Diğer bir sorumuz bir sorum olacaktı. Şimdi mülakata girince kaç puan aldığımız zaman sınavı kazanmış oluyoruz. Arkadaşlar 70 puan aldığınız zaman sözlü mülakattan başarılı olmuş sayılıyorsunuz. Ama atanmak için 3'te 1'lik kontenjana girmeniz lazım. Diyelim ki 70 kişi alacaklar ve 70'in üzerinde 100 kişi varsa otomatikmen 70'ten yukarıya doğru 73, 74, 75 oluyor. Onun için o konuya hassasiyetli davranmanızı rica ediyorum. Çünkü 70'ten yukarı herkes alabilir ama daha yukarısında alanlar kontenjanı doldurduğu için 70'ten yukarıda alsanız bile siz gidemiyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Bir de kontenjan doldurulmama durumu var. Mesela puan tahmininde bulunun diyor bazı arkadaşlarımız. Arkadaşlar puan tahmininde bulunmak gerçekten mümkün değil. Neden mümkün değil? Şunu söyleyeyim. 2016 yılında yapılan sınava giren kişilerle 2018 yılında yapılan sınava giren kişiler kesinlikle aynı değil. Bu birinci farklılık. İkinci farklılık ise arkadaşlar hiçbir zaman bu yıllardır devam eden bir sınav olmadığı için sadece 2014 yılından beri 3 defa yapıldı. 14, 16, 18 yıllarında 3 defa yapıldı Yeni bir sınav olduğu için bunda herhangi bir puan tahmini yapmak çok zor. Herhangi bir partinin üyesi olanlar sisteme başvuru yapmadan önce bu üyeliğin iptal ettirilmesi gerekir mi? Daha sonra iptal ettirse olur mu? Arkadaşlar herhangi bir siyasi partiye üyeliğiniz varsa en yakın zamanda iptal ettirin. Çünkü siz memur olacaksınız. Vekil bile olsanız, fahri bile olsanız, 4B'li, 4C'li, 4A'lı bile olsanız siz bir memur statüsünde sayıldığınız için kesinlikle sağ parti olabilir, sol parti olabilir. Hiçbirisinde yer almanızı diyen işleri başkanlığı da istemiyor. Memur olduğunuz için de bunlara katılamıyorsunuz. Diğer bir sorumuz. Hocam peki diyelim ki ben mülakata başvurdum. Benim sınava çağrıldığımı nereden öğrenebilirim ya da çağrılmadığımı nereden öğrenebilirim? Arkadaşlar bildiğiniz üzere 15 Şubat tarihinde mülakata başvurular bitiyor. 15 Şubat en erken olmak kaydıyla yani 20'sine 25'ine kadar kesinlikle ne zaman mülakata gireceğimizi bir link veriyor Diyanet İşleri Başkanlığı. O linkten çağrılanları, çağrılmayanları, en son çağrılan kişi hangi puanla çağrılmış bunları o zaman öğreneceğiz. Acele etmeyin şu anda sadece başvuru sürecindeyiz. Elinizden geldik kadar sınava konsantre olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Hocam okul bilgimi yanlış yaptım, müftüyle onaylatmadım değiştirebilir miyim gibi bir sorumuz var. Arkadaşlar müftüyle onaylatmadan değiştirebilirsiniz hiçbir soru yok. Hangi bilgiyi yanlış yaptı? yaptıysanız güncelle deyip Diyanet'in aynı sayfasından onu güncelleyebilirsiniz. Veyahut müftülüğe gittiğiniz zaman oradaki hocalarımız sizlere yardımcı olur. O bilgiyi değiştirir. Ondan sonra belgenizi onaylar. Diğer bir sorumuz hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. 2019 yılı hafızlık sınavında başarılı olanlar hafız arkadaşlarınız kayıt yaptıramıyorlar. Nedeni nedir? Daha da sisteme yansımamıştır. Onun içindir nedeni. Bu hafta içerisinde o hafız arkadaşlarımız başvuru yaparsa daha iyi olur. Hafızlık belgeleri gözükmüş olur. Diğer bir sorumuz geçici mezuniyet belgesi derken Haziran'a mezun olacak olanlar böyle yapabilir mi? Arkadaşlar mezun olamayanlar kesinlikle başvuru dahi yapamıyor. Bunu daha önce birçok videomda söyledim. Şöyle bir, bir saat gibi bir vaktinizi ayırın. Tüm videoları baştan sona izleyin. Bu konuda bilginiz olsun ve arkadaşlarınızla kendi aranızda aydınlatmış olursunuz diye umuyorum. Eğer Haziran'da mezun olacaksanız bu sınava giremiyorsunuz. Çünkü neden? Sınavlarınız bitmemiş, dersleriniz bitmemiş, mezunun durumunda değilsiniz. Bir de geçici mezuniyet belgesi nasıl alınır sorusuna cevap vereyim hemen burada. Arkadaşlar tüm kredileriniz bitmiştir. Tüm derslerinizi vermiştirsiniz. Bir dilekçe ile okula müracaat ederseniz okul da size geçici mezuniyet belgesi vermeye layık görür. Bu şekilde veyahut örgün okuyanla arkadaşlarımız için diplomayı alıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi kullanabilirler. Bir diğer cevaplamak istediğim soru, hocam benim yanımda diplomam yok. Ne yapmam lazım? Hemen el devlete giriyorsun. Orada diploma numarası vesaire gözüküyor zaten. Onun bir çıktısını alıp hem müftülüğe onu götürüyorsunuz hem de o diploma numarasıyla başvuruyorsunuz yapıyorsunuz. Mezuniyet tarihiniz, diploma aldığınız tarih bazen uyuşmayabiliyor. Açık öğretimde olan arkadaşlar buna ayrıyeten hassasiyet göstersin. Eğer örgünde okuduysanız genelde aynısı oluyor ama muhakkak bakın oraya. Eğer bir numara falan varsa onlara yazın. Diğer bir sorumuz. Öğrenim bilgilerinde sadece en son mezun olduğumuz yeri mi yazıyoruz yoksa mezun olduğumuz bütün okulları mı? Arkadaşlar zaten ilk başta başvuru yaparken hani bir üst sekmede başvuru yaparken İmam Hatip artı, ön lisans artı, hafızı işaretledik ya. Orada zaten bizim ne de mezun olduklarımızı biliyorlar. Mezun olduğumuz okulu en son mezun olduğumuz okul şeklinde yapıyoruz. Yani tek okul yazmanız oraya yeterli olacaktır. Zaten diğer okullarınızı üste belirtmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı tekini yazsanız sıkıntı olmaz. İkisini de yazabilirsiniz. İmam hatip artı bilmem ne bilmem ne şu artı vesaire gibi yazabilirsiniz. Hocam adli sicil kaydını nereden temin edeceğiz? Arkadaşlar adli sicil kaydına gerek yok sadece nüfus cüzdanınız, diplomanız bir de hatırlamıyorum şu anda. Bir diğer videoda açıklamıştım. Nüfus cüzdanınız, diplomanız olduğu zaman gidin müftülüğe. Başvurunuzu onaylatın arkadaşlar. Eğer başka bir şey varsa onları da diğer videodan öğrenebilirsiniz. Yanınızda götüreceğiniz evrakları saymıştım. Diğer bir sorumuz da hocam ben ilahiyat mezunuyum. Ben 5 yıl eğitim gördüm. Eğitim yılını 5 mi yapalım 4 mi yapalım diye soru sormuşlar. Arkadaşlar ilahiyat bitirdiyseniz otomatik olarak oradaki kutucuğa 4 olarak dolduruluyor. Siz onu 4 ile bırakın 5 yıl yapmayın. Çünkü 4 yıllık bir eğitimi 1 yıl hazırlıkla tamamlıyorlar. Yani 4 yıllık bir eğitim fakültesi orası. Eğitim e, alınan Diğer bir sorumuz hocam siteye girince bağlantımız gizli diyor iki gündür demiş arkadaşımız arkadaşlar bu doğrudur yine de siteyi göster en alt kısmında yine de siteyi göster yine de giriş yapmak istiyorum gibi ibareler var ona tıklarsanız direkt geçebilirsiniz o siteye hocam diploma ünvanına ne yazılacak diğer bir sorumuz arkadaşlar herhangi bir avukatsanız mimarsanız ünvanınız varsa onu yazacaksınız eğer ünvanınız yoksa orayı boş bırakacaksınız mesela farklı bir üniversiteden mezun olmuş arkadaşlar olabilir. İnşaat inşaat teknikerliği olabilir. Orada ünvanlar kısmında ona başvuru yapıp ünvanınızı doldurabilirsiniz. Ama velakin ilahiyat mezunuysanız, imatip mezunuysanız başvuru ünvanını doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Doldurmayın da. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bir önceki videonun altına yazmış olduğum Önemli bilgileri adlı kısmı sizlere kısaca okuyup ondan sonra yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi ve İslami ilimler okuyan arkadaşlarımız diyanet'e sormuşlar bu kategoride olan kardeşlerimiz diğer lisans değil de ilahiyat lisans kategorisinde başvurduklarını diyanet söylemiş. Siz de bu okullardan mezunsanız bunu işaretlerseniz daha iyi olur. İstediğiniz size en yakın olan, sizin için en müsait olan il ve ilçe müftülüklerine başvurunuzu onaylatabilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlar. İlla ki mesela Van'a başvurdunuz ya da Ankara'ya başvurdunuz. Ankara'nın veyahut Van'ın müftülüğüne gidip oraya başvurmanıza gerek yok. Bu da bu şekilde kalsın. Arkadaşlar şu an okuduğumuz okulu ekleyemiyorsunuz. En son ve mezun olduğunuz sadece okulu ekleyebiliyorsunuz. Son sorumuz da telefon kısmına arkadaşlar. Bir sürü orada telefon numarası istemiş varsa ev telefonunuz yoksa hepsine cep numaranızı yazarsanız veyahut birisine anne babanızın telefon numarasını yazarsanız sizler için daha iyi olmuş olur. Video için kusura bakmayın. Sesin de biraz kötü. Böyle güzel bir havada hazırda, güzel bir mutluyken, böyle sevinçliyken hemen sizlere kısa bir video çekeyim dedim. Pek de kısa olmadı. 22-23 dakika olmuş. Neyse bunu kese kese bir şekilde kısaltacağız. Video buraya kadar da yararlı bulduysanız nasip olursa zaten bundan sonra da güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bu Diyanet alımlarıyla alakalı olan, DHBT sınavlarıyla alakalı olabilir. İleriye doğru daha farklı projelerimiz var. Abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.